Kısa serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Güzel bir ilk bölüm olduğunu düşünüyorum. İkinci bölüme hızlı bir şekilde görevleri tamamlayaraktan devam etmeyi planlıyorum. İlk bölümde çok güzel R8 farmlamıştık. Bunlardan belli bir sermaye elde ettik. Yaklaşık 8-8.5M arasında bankada bir paramız bulunuyor. Buraya ikinci bölümdeki girişi bu güzel humanların manzarasıyla yapmak istedim. Karuslardan ziyade şöyle güzel güzel yeşillik, börtü böcek, ağaç, çiçek görüyoruz. Gözümüz gönlümüz açılıyor. Oynarken daha da şevkle, keyifle oynuyoruz. Dostlar, bu yakışıklı, karizmatik asas karakterimizin serüveninde ikinci bölümde dediğimiz gibi görevlerimizin hepsini topladık. Yani 15 tane görev topladık. Bunların her birini şimdi veriyor olacağız. Dün farm yaparken işte hani burada Wolf Dog'ların görev itemlerini de toplamıştık ama onların hepsini vermedik. Amacım şimdi görev yapıp biraz seviyeyi yukarı çekmek, level yukarı çekmek. Daha farklı farmları denemek istiyorum. Sürekli R8 farmlamak istemiyorum. Ama tabi şansımız olmazsa, hiç farm atacak bir yer bulamazsak gelip R8'de farmlıyor olacağız dostlar. Benim amacım şimdi buradaki bütün görevleri hızlı bir şekilde tamamlamak ve ardından dediğim gibi karakterimize hızlı bir şekilde level atlatmak. Ben aynı zamanda şöyle söyleyeyim dostlar, biraz kazı yapayım demiştim. Sabah biraz işlerim vardı, reperesi gelene kadar kazı yapayım dedim. Bankada ne elde ettik kazı sonrası, onları da size göstereyim. Şu anda 800-200 civarında para var. Bunlar MP renkler satılmamıştı. İlk sayfayı biliyorsunuz zaten. Bu mecnilenleri henüz basmadık. Basacağız onları da. Rock FP'ler var. Bunlar da basacak ama birazcık daha sermaye yapmayı planlıyorum. Şunu alayım, lazım olacak. Şu STR'ye takımız. Şurada da R8 ve R7'lerimiz var. Bunları henüz satamadık ama bunları da satacağız. Şunu alayım. Gerçi bunu vermiştim. Dostlar, 2 RPR harcayana kadar 6 bezoarımız, pardon yani 1 RPR gelene kadar 6 bezoar, bir küçülme keki ve onun dışında şurada görmüş olduğunuz pot ıvır zıvır falan bir şeyler attı. DC flash da atmıştı yanlış hatırlamıyorsam, onu da göstereceğim. Aynen, 28 adet DC flash'ımız var. Üzerimizde 47k para var. Amacımız şey yapmak, görevleri hızlı bir şekilde yapmak. Diğer şeyi de almak istiyorum bir an önce. Dagger'ları da almak istiyorum çünkü bu patladığı zaman repere yaptırmak istemiyorum. Ben şimdi hızlıca tüm görevleri yapıp tamamlayayım dostlar. Görevleri verirken tekrar kayda giriyor olacağım. Bakalım kaç level olduk, neler yapıyoruz. Onların hepsi için tekrar sizlere kayda girip göstereceğim. Görevlerimizin birçoğunu tamamladık. Tabi tamamlanmayan burada birkaç tane görevimiz var. Onları da hallediyor olacağız. Ama öncelikle şunları bir verelim istedim. Çünkü epey bir tamamlanan var. Elmorad Castle'dakileri vermeden önce yakındaydım. Şurada geleyim, şunu vereyim istedim. Hem görevleri birlikte teslim ederken kaç level olduğumuzu da birlikte görüyor olalım. Skolar için tekrar geri geleceğiz. Hatta burada yakındayken kessem mi? Neyse, gelirim tamam. Skolar için zaten buraya yeniden geleceğiz abi. Bir sürü görevimiz var. Bunları verelim bir öncelikle. Ork talizmanı henüz yapamadım, zor düşüyordu. Level olarak biraz zorluyordu ama şimdi bir daha gideceğim. O görevleri de hallediyor olacağız. 47'yiz. Şurada şu Royal Knight itemlarımızı alalım. Merhabalar dostlar. Uzun bir pazar bekleyişinin ardından itemlarımızın satılmış olduğunu gördük. Bu arada biz pazardayken İlk bölümümüz yayınlanmıştı ve akabinde sanırım izleyen arkadaşlardan da, oyunda görüp de selam gönderenlerden Jeffrey Dahmer ve Bloody Nova arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Selam gönderdiler. Çok sağ olun dostlar. Sizlerin bu güzel yorumlarını, selamlarını özlemişim inan ki. Bu tarz yorumlar inanın içerik üreten kişilere o kadar fazla katkısı oluyor ki, o kadar fazla motive oluyor, yani motive eden bir güç oluyor ki, bunun için gerçekten teşekkür ederim. Şu anda son durumu bir özetleyecek olursak, elimizdeki R7, R8'leri falan ne var ne yok satmıştık. Bir de bir ara biraz işim vardı, üzerinde fazlaca Animal Blood vardı görev itemi, onları pazara koymuştum ama onlar bu pazarda değil, daha öncesinin pazarındaydı. Fakat çok göstermeye değer bir şey olmadığı için 38k kazanmıştık oradan.
O yüzden onu göstermedim dostlar. Yani kayda girmeye gerek yoktu. Onun dışında zaten sanırım aynı arkadaş birçoğunu derken bizim +7 ve +8 itemler satılmış oldu bu şekilde. Şu anda üzerimizde tamı tamına bakalım. Yaklaşık 1271, hatta 1272 diyebileceğimiz şekilde coin var. Şimdi bunun şöyle gidelim bir bankamıza koyalım. Bankadaki son durumu da birlikte görelim. 8400 bankada var. Ben bunun birini koyayım, tamam mı? Hatta bir 200'ünü koyayım. Gerisi üzerimde kalsın. Şimdilik RPR yaptırır. Teleport oluruz. 9M 600K civarında dostlar. Bankamızda şu anda nakitimiz bulunuyor. Daha Mage ve Rogue itemlerini basmadık. Bunları basabiliriz. Ama diyorum ki bir gideyim. Görev yapayım. Biraz level alayım. Çünkü şu anda saat 12.27 geçiyor. Yani 12.30. Saat 2'de sanırım şey vardı. BDV vardı. Saat 2'deki BDV'ye girene kadar en azından birkaç level almayı planlıyorum. Oradan da bir kırmızı kutu alırsak tadından yenmez dostlar. Görüşmek üzere. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostlar şu detayı göstermek için araya girdim. Bu arada level 51'iz. Göstermek istediğim detayda Monster Stone düştü daha demin. Şurada Şerif görevini yaparken takı göreviydi. Şurada gördüğünüz gibi Monster Stone'u da düşürdük. Şu anda toplamda level'ımızı oluşturduğumuzdan beri yaratıklardan 4 tane Monster Stone elde etmiş olduk diyebiliriz. Daha hiç achievement'lara falan başarılar herhangi bir şey hiçbir şey dokunmadım yani. Direkt düz çıkan bu 4 tane. Level 51 olduk. Bu görevlere geçtik. Orta düzey böyle orta seviyede çıtır çıtır böyle tatlı görevler, güzel görevler. Bunlardayız şu anda. Burayı tamamlıyor olacağız dostlar. Şu anda saat kaç? 1'i 49 geçiyor. Saat 2'de BDV var. BDV'den sonra ara verim. BDV'ye kadar görev yapacağım. Ne kadar yapabilirsem, ilerleyebilirsem ondan sonra dediğim gibi dinleneceğim dostlar. Artık Gece BDV'si maalesef karşımızda kimse yok. El Morat'tan fazla katılan vardı. Aynı grupta denk geldim. Jeffrey Dahmer'a selam gönderdi. Aleyküm selam bro. Sana da çok selamlar. Birlikte BDV win almış olduk. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Şöyle ki dostlar, en azından win-win'dir diyoruz ve devam ediyoruz. Şöyle de selamımızı verelim. Kaldığımız yerden devam dostlar. Neyse varıyor alsın güzel oldu abi. Şöyle ben de hemen loop koyayım şey. Ya da loop koymayayım ya. Zaten ben görüp çıkartırım şeyi. Hiç mana ekstradan fazla mana harcamayalım. Asas varsa net görelim. Varıyor geliyor. Arkada bir şey var. Ben şimdi şöyle yapacağım abi bakın. Oo bak 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 şimdi bak bak bak. Bir cinayet işlenmesin mi? Hop şuradan. Hop şuradan. Güzel. Bunları bir kıtlayalım. Şöyle aradan şu arkadaşlarımızı bir kıtlayalım. Kral sen o kardeşimizi rahat bırak ya. Dur bekle tamam ben şu biraderimi bir heal'layım. Ne oldu? Ne oldu? Hatta ben sana bir iyilik yapayım bir de kür atayım. Hop. Kürümüzü yanımıza aldık dostlar. Kürümüzü almıyoruz gibi sanmayın. Biz sorumluluklarını bilen bir asas karakteriyiz. Tamam, herhangi bir loop atmaya ya da atıyorum catize atmaya gerek yok. Çünkü karşıda 3 kişi var ve bu 3 kişi de dediğim gibi cücük. Cücük diyorum pardon, rock karakteri yok. O yüzden ben şimdi bakayım inen var mı? Bir tek bu indi herhalde değil mi? Yok mu başka hakikaten inen? Şöyle Spike'la bir o zaman temizleyelim hemen. Arkadaşımızı. Ben çıkacaklardır diye düşünüyorum. Dostlar evet BDV çıkışında şimdi görüyoruz ki bir de Monster Stone veriyor kırmızı kutunun yanında. Bu gayet güzel. Çok güzel bir detay. Böyle olduğunu bilmiyordum. Şu Monster'ı alalım şuraya. Toplamda 5 tane Monster'ımız oldu. Akşamki BDV'yi kaçırıyor olacağız ama geceki BDV'ye girelim. Orayı da kazanırsak oradan da bir Monster ve kırmızı kutu elde ederiz. Şu kırmızı kutumuzu da 7. sayfamıza şuraya koyalım. Neredeyse 10M civarında paramız var. Bir tane burada kırmızı kutumuz var dostlar. Artık kazıdık tırnaklarla diyerek bir politika işleyerek karakterimizi ilerletmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Bu seride çok güzel şeyler başaracağız dostlar. Devam ediyoruz. Görüşmek üzere.
Selamlar dostlar. Duo Rift etkinliğinde birlikteyiz. Gündüz işlerimiz vardı. O yüzden PC başında duramayacaktık. Pazara koyduk. Fakat herhangi bir şey satılmadı. Yani şu anda üstümü gösteremiyorum ama herhangi bir şey satılmadı abi. Bu da tabii moralleri bozdu. En azından bir şeyler satılır diye umut ediyordum MHP'ler arasında ama hiçbir şey satılmıyor. Büyük ihtimalle MHP'leri artık ya çok daha ucuzuna koyacağız ya da hani NPC'ye göndereceğiz, bilemedim. Para etmiyor çünkü belli ki, ya da 100K 200K'dan falan koyacağız gibi. Şu anda gerçi üzerimdeki itemları gösteremiyorum ama Duo Rift etkinliği sanırım bu. Burada şey de var. Bir şey Duo Battle Royale oluyor herhalde bu ya. Büyük ihtimalle Duo Battle Royale oluyor dostlar bu. Ama güzel. Yani hani buradan elde ettiklerimiz sonrasında kaç tane ne alabiliyoruz, bir bakarız. Güzel böyle bir şeyler vardır diye düşünüyorum ben. Ödüllerini tam bilmiyorum net olarak. 41 adet Soul Gem var. Yani iyidir diye düşünüyorum ben 41 adet Soul Gem. Şuraya kaldırıyoruz abi. Şunu da bankaya kaldıramam gerçi de. Ne yapayım? Şu SC'leri falan bankaya kaldırayım. Şu üstümü biraz boşaltayım. 41 tane Soul Gem var. Sanırım 100 tane mi ile 200 tane 200 tane mi ile bir şeyler alıyorduk. Ben bir şunların bir ödülüne bakayım dostlar. O sırada da nerede ne yapalım, görev mi yapalım, farm mı yapalım, ona bir karar vereceğim. Önemli bir durum olduğu zaman tekrar kayda giriyor olacağım. Devam. Evet, şimdi kardinal MD'lerini almaya geldik. Biliyorsunuz RP'ye para vermemeye çalışıyoruz olabildiğince. Çünkü premium olmadığı için bayağı para gidiyor. Şimdi bu ilk dagger patladı abi, bunu atıyoruz. Ondan sonra şu iki dagger aldık. Şu anda güncelleme olarak dostlar 56 level'ız. Kardinal MD'lerini aldık dediğim gibi. Görevlerle devam ediyorum. Birçok görevi yaptım. Daha birçok görev duruyor. Yaklaşık 5 tane monster'ımız var. Bakalım, hızlı bir şekilde amacımız bir an önce kendime 60 level falan gelip Lamia'da, ondan sonra Hangavaria'da falan farm yapmak. Bakalım. Bir de şöyle bir detayı da göstermek istiyorum. Şimdi misal level atladık, 57 olduk. Ben burada tüm şeyleri search kısmından yani direkt buna vereceğim ve burayı 60 yapıp üçlü defi açmayı planlıyorum, 800 defi. Şimdi şöyle düşün dostlar, biz Asas'ta 72'ni açsak, 72 açsak, atıyorum 75 açsak, 80 açsak falan şu an, yani tabii ki 80 açacağız ama bizim şu an ne ihtiyacımız var? Önemli olan bizim bir an önce karakterimize premium almak ve sonra 80 olup tabii onun öncesinde belli bir şeyler dizmek çara. Bu süreç içerisinde zaten serimize 80 olduktan sonra karakterimizde gerçekten de bir ivme, bir gelişme görmek istediğimiz için, bunu birinci bölümde de söylediğim gibi, premium'u cebimden vererekten devam ediyor olacağım. O yüzden 80'e kadar bol bol farm yapacağız. O yüzden skill'leri açmaya hiçbir gerek yok. Üçlü defi açmak yeterli olacaktır. CZ'de ağaç farmına çıkarken özellikle çok ihtiyacımız olacak. CZ'de, özellikle CZ'de yani. O yüzden direkt search'e verdik dostlar. Bundan sonra hiç assassin kısmına vermeyeceğiz. Direkt level atladıkça patır kütür buraya vereceğiz. Hızlı bir şekilde 3 defa açmamız gerekiyor bahsettiğim gibi. Evet, 60 level olduk ve görevlerimizin birçoğunu aslında tamamladık. Hala görevimiz var fakat bu gece şimdilik bu kadar yeterli dedik. Yoruldum dostlar. Pazara bırakmak istedim ama pazara bırakacak çok bir şey kalmadı. Elimizde kalan MP rekler de zaten çok bir şey etmiyordu. Kaç gündür pazarda gitmiyordu. Ben de dedim ki elde satabilecek ne var? 9M800K civarında paramız vardı. 800K'ya çektik. 3 tane de upgrade SC'miz var. Onu da buraya koyduk. Onun dışında burada Mage Leather Boots ve Rock FP'leri aldık abi üzerimize. 9M'i kenarda bıraktık. Amacımız gidip önce ilk başta şu artı 5 üzerinden bir artı 6 yapmak. Ondan sonra da artı 6'lardan artı 7 yapmak. Ama önce FP'leri mi bassam? Ya böyle içime doğdu ya. Önce sanki iki tane şuradan alıp da FP basmalıyım diye. Middle class satan var mı bilmiyorum. Hiç oluyor mu? Şuradan bir bakalım. Middle class satan yok sanki ya. Middle class'ın drop'u nerede vardır acaba? Belki Wolf Dog'ların oradaki yerde olabilir ama neyse, emin olamadım. Şuradan alalım.
İki tane aldık. Önce artı 5 FP'lerimizi artı 6 yapacağız dostlar. Şuraya geçelim. Sakin sakin. Şöyle Anvil'i görerekten oturduk. Şöyle yaklaştık hatta. Hatta dur kafalığımızı çıkaralım. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle karizmamız da bir gözüksün. Ya da boş ver ya, böyle daha güzel. Aynen, tamam, devam ediyorum. Okey. Geldik abi. Şimdi sarı. Çok güzel. Kafalık artı 6 geliyor mu? Büyük ihtimalle artı 6 geldi. Evet. Çok güzel. Şu anda da boşluk var. Gönderdik. Hop, bu da artı 6 geldi. Güzel. Bunu da buraya koyuyoruz. Gönderdik. Bu da artı 6 geldi. Güzel gidiyoruz abi. Gayet güzel gidiyoruz. Bu da artı 6 geldi. Süper. Anvil şu anda güzel durumda ya. Hani bir kaza bela vermişsin derken kaza bela geldi. İlk kaza belamız geldi dostlar. Evet. Şimdi ne yapalım? Artı 5 olan linenleri de artı 6'ya atalım. Sonra elimizde ne kadar artı 6 var hepsini artı 7'ye deneyelim abi. Şöyle 5 tane de hemen gidelim, low class alalım. 52K'dan buraya bayıldık. Neredeyse 600K civarında paramız var. Ama problem değil. Bir tane artı 7 geçse bile çok güzel para ediyor. Yani FP'leri tam olarak bilmiyorum ama bunlar 1.5-1.700 civarı falan bir şeyler ediyordu. Her neyse. Kafalığı koyduk. Gönderdik. Yandı. Bunlardan çok ümitli değilim ya. Bilemedim yani. Bakalım. Yok, bu da yandı. Bugün middle class'lar bizi güldürecek gibi. Low class upgrade scroll, yani upgrade'inden çok bir şey elde edebilecek miyiz? Ha, bu artı 6'ya geçmiş oldu. Güzel. Şu aşağılarda takılalım. Bak, bu da geçti. Güzel abi, aşağılarda takılalım böyle. Hemen şunu da şuraya koydum, gönderdim. Güzel. En azından son 3 tanesi artı 6'ya geçmiş oldu. Şöyle yapıyoruz dostlar. Şimdi 3, burada 5, 8 tane normal low class alacağız. 4 tane de middle class alacağız. 4 tane alsak geri kalanı yetecek mi? Bakalım, yeter ya bence. FP'lerden başlamalıyım gibi hissediyorum ya. Ne diyorsunuz? FP'lerden başlayayım abi ben. Aşağılarda takılıyorduk. Gönderdik ve ilk FP kafalık rock artı 7'ye geçti. Güzel abi, harika oldu. Aşağılardan şöyle gönderdim. Yandı. Göğüslüğümüz yandı dostlar. Problem değil, kafalığımız 7 oldu. Bunun fiyatına bir bakacağız. Şöyle yukarı aldım. Bir sarı geldi. Akabinde attım. Hop, benimki de sarı. Çok güzel. Artı 7 rock FP donluk da geldi. Kolluk. Hadi bakalım. Şu yukarı koyuyoruz. Kırmızı gelecek gibi. Sarı geldi. Ardına gönderdim. Kırmızı. Tüh. Yaktık. Neyse. En azından şu. İki tane artı 7 rock FP'miz var. Bakalım. Şimdi şöyle başlıyoruz. Yandı. Kafalık gitti. Mecliden rob. Sarı arkasında sarı attık. Bir tane artı 7 geçti. Güzel. Buradan bir tane daha artı 7 aldık dostlar. Bakalım. Aynı yere koyduk, olmadı. Aynı yere koymayacaktık abi. Büyüsü kaçıyor. Şu kolluğu şöyle aldık. Şuraya koyduk ve geçti. Artı 7, harika. Güzel gidiyoruz abi. Gayet güzel. Nazar değmesin. Koyduk, gönderdik. Kırmızı. Kırmızı arkası kırmızı geldi. Kötü oldu. Sanki bunu geçireceğiz gibi be. Ha. Sanki bu geliyor gibi olmadı. Şu ikisinden bir tane daha artı 7 alırsam harika abi benim için. Gönderdim kırmızı. Hadi ulan, sadece sen kaldın. Bu kadar kırmızıya bir sarı gelir mi? Bir bastı, arkasından ben bastım ama gelmedi dostlar. Neyse, şöyle diyoruz. İki tane rock FP artı 7'miz ve iki tane mecilden robumuz var. Şunlar ortalama şurada fiyatı vardı mecliden robların. Bir şunlara bakayım.
Şu arkadaş koymuştu. Aynen, misal 1,5 em'den koymuş. Zaten buradan 3 em. Premium olmadığı için artı 7 FP'nin fiyatına bakamıyoruz ama bir onun da fiyatına bakıyor olayım dostlar. Ondan sonra pazara koyayım. Şurada artı 7 Warrior FP kolluk var. 3,5 3700'den o koymuş. 3700-4 civarlarına falan gider gibi ya. Ha? Ne diyorsunuz? Şöyle ben bir... Aha şurada var mı? Evet, artı 7 donluk. Çok güzel. Bizde de var. 4,5'tan koymuş dostlar. Harika, tamam. Şimdi bu 4,5'sa herhalde bu da ortalama hani 3800, 3900 falan gider diye tahmin ediyorum. Bunlar da 1,5'tan desek iyi güzel. 3 iyi güzel abi. Buradan hani 4 buna desek, 3,5 buna desek ne kadar etti? 7,5. 3 de burada var. 10M 500K civarında para, 500K harcadık. 10M 500K, 500K'da desek 10M para kazanmış gibi bir şey olacağız. Tahmini hepsi satılırsa 9M'de bankada var. 19M olmuş olacak. Güzel gidiyoruz dostlar. Evet, sabah kalktık, baktık ve pazarımızdaki bu harika görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Dostlar, iki tane arkadaş aynı item'ı almış. Sonra bir de Mage'den robu almış. Fakat bir tek Mage Leather Gloves'umuz kaldı, artı 7 eldiven. Keşke o da gitmiş olsaydı, çok güzel olurdu. Ama problem değil, sadece o kaldı. 10M 530K civarında paramız var. Ortalama 1400-1380 civarından da işte bunlar, bu gitmiş olsa yani nereden baksanız bir 11-12M'ye yakın paramız olmuş olacak dostlar. Bu iyi oldu. 60 dakikada şurada da geni birikti. Ben bu hazır geni varken bir 60 dakikalık en azından bir yere Hunger Warrior'a falan koyarım diye düşünüyorum. Ya da atıyorum Greyoze'ye koyarız. 60 dakikamızı boşa harcamamış olalım dostlar. En Dostlar azından. merhabalar. Evet, hatırlarsanız geni ile farm'a oturacağız. 60 dakikalık genimizi boşa harcamayalım diye konuşmuştuk. Şimdi Greyoz'lara geldik. A4'te Greyoz slotunu boş bulduk. Gayet güzel bizim için. Burada geniyi başlatacağım dostlar. Şurada Greyoz'u seçelim. Burada geniyi başlatıyor olacağım. Şöyle kaç achievement var? Önce bir kendimize PM'imizi atalım. Saatimiz 10'u 13 AM sabah. Ondan sonra kaç achievement'tan bakalım. 13205 civarında mobumuz var. 13205 mob. 25K coins'imiz var. 25K coins. Şimdi dostlar, buradaki amacım 1 saat geni varken farmlamak, o sırada işlerim, güçlerimi halletmek. Sonrasında da geni bittikten sonra da bir 2 saat farmlamak. Düz elle farmlamayı planlıyorum. Totalde gün içerisinde burayı 3 saat farmlamayı planlıyorum. Burada biri varmış da yatmış sanırım. 3 saat farmlamayı planlıyorum. Şöyle ki daha sağlam dagger'larımızı da aldık. Bu ağaçtan çıkan üzümleri verdiğimiz zaman verilen dagger'ları da aldık. Yani RP'de yaptırmadık hiç. Bununla devam edeceğiz. Sonra diğer dagger'lara geçiyor olacağız dostlar. Yeteri kadar da wolf'umuz var. Dediğim gibi ben burada bir saat hazır bedavadan geni hakkımız varken pazarda elde ettiğimiz, onu da burada harcayayım. Devamında da 2 saatte manuel elle farm atıyor olacağım burada. Şimdi kaydı başlatabiliriz aslında dostlar. Yani geniyi de başlatabiliriz aynı şekilde. Şöyle Wolf'umuzu Şu attık. anki durumumuzu bir güncellemek için kayda girmek istedim. DC yemiştim abi. Gördüğünüz gibi o bedava geni hakkımız bitti. Üzerimizdeki yani dagger'larımız da kırıldı. Sonra town'a atmış ve DC yediğimizi gördüm. Üzerimizde de biriktirdiklerimiz böyle. 9 tane upgrade SC'miz var. Achievement'ta da 13735 oldu. Hani DC olduğum için PM gözükmüyor ama siz önceki kayıtlardan, hani görüntülerden o kısımları görebilirsiniz. Şimdi düz elle manuel farma geçeceğiz dostlar. İlk başta bir Greyoz'a bakacağım. Eğer Greyoz doluysa Lamia farmlamayı planlıyorum ya da Hunger Warrior da olabilir. Bilmiyorum, premium olmadığı için Hunger Warrior ne kadar doğru olur bilmiyorum ama şunu, üzerimizdekileri bir satalım en azından. 89K civarında düz coins'imiz var. Şöyle sıradan okutalım hepsini güzelce. 65K buradan geldi. 22K civarında da buradan geldi. 13 tane de Potion of Sagacity var. Yaklaşık 177K civarında para oldu. Bu dagger'ımızı yaptırmıyoruz. Kenara aldık. Ama şu dagger'ımızı bir yaptırmamız lazım. Tamamdır. 137K oldu dostlar. Onun dışında 9 tane upgrade SC'miz var. Bunları da işte
pazara koyuyor olacağız ama şimdilik ben bunları şöyle kaldırayım. İlk sayfamı beğenmiyorum ya. Bankamı düzenlemem lazım. Bir tane de burada varmış. 10 oldu. Çok güzel. Şunu da koyalım. Şimdi slota geldik abi. Şuradan loot'u seçtik. Wolf'umuzu atalım. Hemen saatimize bakalım. Saatimiz 12.29. Hemen kendimize PM atalım. 12.29 saat. 13.370. 13.735. 13.735 de mobumuz var. 13.735 mob var. Üzerimizde 85k para var. 85k coins. Şimdi dostlar şöyle ki saat yarım saat sonra aslında BDV var. BDV'ye katılmak istiyorum ki katılacağım BDV. Çünkü orada kırmızı kutu kazanırsak ya hem kazanmamız 90 def için önemli ileride. Karakterimize 90 def'i mutlaka görmek istiyoruz. Ve alacağız da yani bu serimizde. 40 def artık yetinemiyoruz yani 40 def'le. Hem de dostlar nasıl söyleyeyim, kırmızı kutu çıkacak ve kırmızı kutudan da işte hani 1.5M civarında falan satış var. Hani para 1.5M 1.5M'dir. Her türlü ihtiyacımız var. Şimdi dediğim gibi burada slotu geldim böyle elle temiz bir şekilde kendim kesiyorum. Yalnız hani şey yaparım. Söyleyeyim bir BDV'ye giderim. BDV'den sonra kaldığım yerden devam ederim. Mesela yarım saat sonra atıyorum BDV'ye gittikten sonraki de güncel hani saate ve kestiğim moba üzerindekilere bakarız. Ondan sonra dönerim. Burada tekrar farma başlarım abi. Yani minimum bir saat 90 dakika kadar ya 60-90 dakika kadar böyle elle burada da farmlamak ve buraların sonucunu da görmek. Eğer güzel sonuçlar alırsam ben bir süre dostlar hani birkaç gün level kasmayı tamamıyla bırakıp sadece burada farma oturabilirim. Oralarla ilgili de kısa kısa hani görüntüler alırım. Siz de çok aynı yerdeki farmla ilgili böyle boğmamak için güncel tutarı göstermek için ne elde ettik, ne yaptık falan onları gösterecek bir video içeriği sunarım diye düşünüyorum. Bir tane upgrade seçeceğimiz geldi. Güzel. 10 tane de bankamızda vardı hatırlarsanız. Bu upgrade seçicilerle biz dostlar güzel hani sermaye elde edebiliriz. Karakterimizi ilerletebiliriz diye düşünüyorum. Önceliğim dediğim gibi level değil. Önceliğim bir an önce premium'u almak ve karaktere bir şeyler katıyor olmak. Serimiz güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde ilerliyor dostlar. Gördüğünüz gibi BDV son 1 dakika kaldı ama hiç rakip yok. Eğer bir tane bile rakip olmuş olsaydı katılacaktım BDV'ye. Çünkü o zaman hani en azından kazandığımız zaman kırmızı kutu işte ne bileyim Monster Stone da veriyordu bu level'larda yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Monster Stone'umuzu da alacaktık BDV Victory'mizle birlikte. Ama şimdi durum böyle olunca dostlar sadece ben varım bu level'larda hani kapışmak isteyen BDV'de. Görüyorsunuz gözümüzün içine bakacak bir tane delikanlı adam bulamıyoruz bizle kapışacak anladın mı? Şurada bire bire gelecek bu seviyelerde. Neyse biz de bizi çekmeden çok geç olmadan iptal edelim ve BDV'yi gönderelim dostlar. Çantamızda olmak üzere aynen Dagger'ımızın RPR'si gelmiş. Şu anda 4 SC'miz var. Bundan önce bir çanta boşaltmıştım. O sırada Dagger'da RPR'sini yaptım. Çünkü bunun geldi üzerimize dagger yok şu anda mecbur bunu RPR'sini yapıyorum. Onun dışında genelde burada zaten SC üzerinden bir şeyler kazanıyoruz dostlar. Şimdi hemen çok vakit kaybetmeden farmımızdan da bir şey kaçırmadan şurada hemen üzerindekileri satayım. Çünkü geri gidip tekrar devam ediyor olacağız. Çok böyle dandik çel çöp gelebiliyor bazen ya o üzüyor. 71k yani ne kadar 175k para olmuş oldu. Şu dagger'ı şöyle... Tamam 13k'ya geri düştü. Burada 4 tane SC'miz var. Yani dediğim gibi buradan hani düz coin veyahut da bıraktığı şeylerle hani nasıl söyleyeyim bize bıraktığı coins de değil de SC üzerinden elde edeceğimiz bir kar olacak bu farmda. SC üzerinden kar yapacağız. Ben buradaki hani bu düşen çöp itemlerle sattığım şey üzerinden değil. Direkt SC üzerinden devam ediyorum. 10 tane bankada vardı. 4 tane de burada derken şu anda totalde 14 tane SC var. Bakalım şu anda saatimiz 1'e 10 geçiyor. Biz de zaten 12.30'da başlamıştık. 20 yani 2'ye kadar devam ederim gibi ya. Evet saat 2'ye kadar devam edip 90 dakika yaparım gibi. Hatta duruma göre belki 2 saat bile olabilir dostlar. Ben burada hani hız kesmeden şimdi dediğim gibi kaldığım yerden devam ediyorum hızlı bir şekilde. Evet tekrar RPR'miz geldi. Şu anda saate bakıyoruz. Hemen bir saniye. Şuradan saate bakalım. Saatimiz
1.34. Biz şu anda atıyorum 29 geçe, yani 30 geçe başladık desek, şu anda 1 saat olmuş dostlar. 1 saatlik sürecimizde şimdi üzerimize gelen şeyleri satalım şöyle. Çok bir şey etmedi. Biraz cepten vereceğiz gibi bu şeyde ama problem değil. Şöyle diyorum dostlar, ben buradaki süreçte şimdi bakayım ne kadar bunun reperisi kalmış. 109'u. Bunun da reperisini cepten vereyim. 8 tane burada SC var. Diyorum ki ben bir yarım saat daha devam edeyim. Bunu tam böyle hani şöyle yapayım. 1 saat geniyle yapmıştım. 1 saatte düzelle 2 saat. Yarım saat daha vereyim. Yarım şey 2,5 saat şey yapalım. Toplamda buranın hani farmını yapmış olalım. Şöyle ben üzerime yaklaşık bir 150k almış olsam RP'ye yaptırabilirim sanırım. Bakın 10 tane de önceki geneli farmdan vardı. 8 tane de şimdi 18 oldu. Bakayım abi ben burada sanırım yeterli olacak şunu RP'ye ettirirken. Hazır gelmişken şunları da RP'ye ettirelim madem harcadık. Aynen her şey şu anda 7K'ya düştük dostlar. Wolf'umuz 32 tane var. Dediğim gibi 35 geçiyor. Hani 2 5 geçe olacak şekilde bitiririm. Yani hakikaten bir yarım saat daha devam edip, yani en azından bir RPR'lik daha devam. RPR'ye tahmini böyle 35-40 dakika arasında RPR'si geliyor. Bir RPR'lik daha ben burada devam edeceğim. Bakalım SC'lerimiz kaç olacak? Şu anda saatimiz 1.56 geçiyor dostlar. Yaklaşık hani 3-4 dakikamız gibi bir şeyimiz kaldı ama 3-4 dakika için tekrar slot'a dönmeye gerek yok. Bir önceki kayıtta 8'di. Ondan sonra 2 adet upgrade scroll geldi. 10 oldu. 10 tane de bankada var. Totalde 20 tane upgrade scroll. Onu şimdi gösteriyor olacağım. Ama onun öncesinde şu üzerimizdekileri bir satalım. Sonra ben bankadaki SC'leri de alıp gidip pazar kurayım. Ondan sonra bir ne ediyor ne etmiyor görelim birlikte. De şurada sanki bir MP recovery bir şeyler var mı? HP recovery'miş bu. Diğer onun dışında zaten çok da bir şey etmiyor. Tamam bunları sattık. Şunları da gönderdik. 62k para oldu. Şunu RP ettirdik. 23k'ya geri düştü dostlar. Evet zaten dediğimiz gibi bu sağ elimizi cepten hani harcamıştık. Şimdi amacımız şu SC'leri satıp biraz sermaye edinmek. Şu bankanın da şekil şemal çok bozuldu ya. Burayı düzenleyeceğim, söz veriyorum. Burayı güzel bir hale getireceğim. Şunu çok ilginç bir şey oldu. Sanırım bir bug oldu abi. Evet, bug oldu. Inventory'yi açamıyorum nedense. Dostlar şöyle ki bütün upgrade SC'lerimiz satılmış. Lan bir kontrol edeyim dedim, yani hepsi satıldı mı, ne oldu, ne bitti falan filan. Ulan adamın SC'sini keşke adama verseymişiz ya. Bunu verebiliyor mu adam acaba? Benim inventory falan açılmıyor ya, sıkıntı durumdayım. Şeyde. Dostlar bütün itemlar, yani upgrade SC'ler satılmış. Biz burada farmlayabiliriz abi, onu anladım. 2 saatte hani bize ne kadar bırakmış hepsini birazdan gösteriyor olacağım. Kontrol edeyim dedim. Kontrol ederken şöyle bir şeyle karşılaştım. İşte Duo vardı. Battle Royale. Ulan dedim Duo'ya gireyim. Hani şey yapayım. Bir girdim. Ondan sonra direkt hemen kaydı da burada açmış oldum yani sizle birlikte. Çok bir şey elde eder miyiz bilmiyorum ama en azından bir şeyler çıkarabilelim diye. girdik, kaçırmayalım istedik. 40 tane falan vardı. Yani abi bak şuradan şeyi görebiliyoruz, tamam mı? Ama bunları kullanamıyoruz. Bakın 3M, 3.5M civarında para olmuş, satılmış yani şeyler. Ama inventory'yi açamıyorum yani, sadece bu şekilde şey yapabiliyorum. O bir garip oldu benim için gerçekten de. Royale etkinliğinden çıktık, Knight Royale etkinliğinden. Inventory'yi açamıyordum hatırlıyorsanız. Böyle item upgrade yerinde gösterebiliyordum. 3M 500k civarında paramız birikmiş durumda. RPR de yaptırıyor olacağım. O yüzden ben diyorum ki bunun 3M 250k'sını koyayım. Geri kalan 250k'sı üzerimde dursun. RPR yaptırayım şuradan. Onun dışında ben şurada satılabilecek MPR silahlarını, kalkanlarını falan alayım. Bunları koyayım abi topluca. Hazır 3'e girdik ya. Belki burada satabiliriz. Çünkü daha pazarda durma planlarım var. Şu bankanın ilk sayfası ne kadar çirkin ya. Şimdi şunu koysam sadece bunun için, sadece tek pazarda durmak istemiyorum. Bunları da koymak istiyorum. Bunu sonra başka bir pazarda değerlendiririm diye düşünüyorum. Başka bakalım.
burada değerliler vardı. Şunları alalım, şunları da satmaya çalışalım. Yani ne var ne yok koyacağız artık dostlar. Yani şunu bile koyabilirim. Gördüğünüz gibi sanırım AFK'ydı. Bu biraz ayıp oldu ama yapacak bir şey yok. Battle Royale ruhuna da aykırı bir şey yapmadık sonuçta. AFK'ysan alırız yani. Gerçi biz hakikaten şunu da keselim abi. Bu tüyonu falan rahat rahat kesiyor ya. Kral sen aldın mı onu? Aldın. Gel şurada bir rabbit keselim. Aynen, hatta burada snowmanlar da çıkmış. Dostlar akşamki Night Royale etkinliğine girdik. Duo olana. Sanırım 10 gün sonra bitiyormuş bu etkinlik. Bu süre içerisinde toplayabildiğim kadar gem toplamaya çalışıyorum. Yanlış bilmiyorsam 64-65 taneye kadar mı ne vardı? Şimdi sona kalırsak, dur şunu bir keselim ya, bu adam direkt atarlandı. Aha. Dur oklayalım. Dal abi. Aha diğerine çarptı. Aha. Hadi harika. Çok güzel. Harika. O adam niye öyle duruyor? Aha. Hadi. Hadi lan. Aa. Fireball attım. Hate be. Nasıl aldık ama. Güzel de. Lan. Bak ya. Aha. Gel bakayım sen. Şöyle geçeyim şuradan. Oo. Başka takım geldi. Sıkıntı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hemen şöyle ayrılıyoruz. Çapraz gidiyoruz abi. Ben de çok bilirmiş gibi yorum yapıyorum. Aha. Hadi bakayım. Bu Night Royale etkinliği falan keyifli ya. 65 tane var. 1000 tane olunca sanırım. Oo, şuna vurduk. Golden Puppy. Çektik yanlışlıkla. Geri gelelim. Golden Puppy'yi kesebilir miyiz acaba ya? Yok ya, uğraştırır bu bize. Bir tık geri kaçıyorum. Ulan bu da sağlam geliyor. Şunu da şöyle koyayım. Aha. Bak bak bak. Dur. Hadi abi. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Harika. Düz kaçıyor. Ah. Oh. Eyvah eyvah. Ya fireball atamadık herhalde. Line of sight olmuştu ama. Bak şimdi geliyor. Hayır abi, dar alanda yapma. Tık. Kötü oynadım. Kötü oynadım. Eyvah, level atladı ya. Abi hayır. Bir dakika. Heh. Eyvah eyvah, hiçbir şey yok ya, hiçbir şey yok. Hop. Aa, fireball atacaktı, çok belliydi. Dostlar güzel de eğlenceliydi, keyifliydi en azından. Neredeyiz görüyorsunuz. 60 level'da ilk FT'mize girdik. Ya 60'tan itibaren alıyoruz zaten. 60 level'da girdik yani. Benim yerime giremeyen 80 bir tane arkadaş varsa hakkın helal etsin ama sıfırdan serisi yapıyoruz dostlar. Ya oyun diyor ki ben seni 60 level'da alabilirim diyorsa, ben 60 level'da şansımı denemek istedim arkadaşlar ve Lux diye aldı. Ama bir partiye girebilir miyiz bilmiyorum artık. Bakacağız hani mevzusuna. Evet abiler, görüyorsunuz VR düşmek üzere. 60 level'da ilk defa hani FT'yi kazanıyorum. Yani Night Online tarihim boyunca, ya bu oyunu kaç yaşımdan beri oynuyorum, çocukluğumdan beri yani bak. Asla böyle bir şey hani olmamıştı. 60 level'da ne FT'ye girebildim ne de şey yaptım. Ama şans yüzümüze güldü. Hem bizi Agartha 3 gibi kalabalık bir serverda FT'ye aldı. Hem de üstüne yeşil ve bir tane FT coin'imizi aldık. Daha 60 level'da neler oluyor dostlar? Delireceğiz. Devam ediyoruz. Evet, FT'den sonra MC'ye geldik. Saat şu anda yaklaşık 22.44 dostlar. Hani nasıl söyleyeyim, aslında yorgunum biraz, FT'yi de kazandım. Hani bugün yapacağım farmı o FT'den çıkardım gibi desem, hani yeşil kutusuyla. Gönlüm rahat eder açıkçası. Şöyle çok yorgunum, bugün değil de yarın 2 saat bilamaya ya da 3 saat bilamaya farmlayabilirim. Ama bugün şimdi bu saatten sonra çok farmlayasım da yok açıkçası. Ama dedim ki en azından başka bir şey yapalım, gideyim ben Centaur kalbi çıkarttım. Zaten bu tüplerde var dediğim gibi. Şuradan da göstereyim drop'u dostlar. Para vermedik dediğimiz gibi, düşürdük.
Geliyoruz. Second job change. Aynen ablacığım. Hop, bizim artık kıçımız yanabilir durumda dostlar. Master'ımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Selamlar dostlar. Şu an güncel durumumuzu göstermek için kayda girmek istedim. Gördüğünüz gibi yeşil kutumuz ve Mejledir Gloves artı 7 satılmış. Bir tek kırmızı kutumuz kalmış. Onu da bir tık pahalıdan mı koyduk bilmiyorum. Olabilir. Yaklaşık 4M 137K civarında paramız kalmış dostlar. Şöyle gidip onu da pazara koyalım. Pazarı diyorum, pardon, bankaya koyalım. 2'de 2 oluyor dostlar. İkinci FT'mizi de tamamlamak üzereyiz. Fakat şöyle bir durum var. Partide çok saldıran olmadı. DB'miş arkadaş. Buffer değilmiş. O yüzden çok saldıran olmadı. Hani ben elimden geldiğince saldırdım. Birkaç kişi de saldırdı ama hiç saldırmayanlar da vardı, öyle oturanlar edenler. Umarım yeşil gelir abi ya. Yani o kadar uğraştık. Geliyor mu? Geldi vallahi de. Yeşil hak etmişiz. İyi, süper oldu dostlar. S diyelim. İkinci yeşil ve ikinci FT coin diyebiliriz burada. Şimdi şöyle çıkıyoruz dostlar. Nerede?